Merhaba. Karamazov kardeşler diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz bilmiyorum yani. 1000 sayfalık bir kitabın özetini ve tahlilini bir programa sığdırabilirsek şayet hakikaten büyük bir başarı elde etmiş sayacağım kendimi Ayşe'cim. Ne düşünüyorsun? Ben de öyle sayacağım ama bir programına sığacağını düşünmediğim için. Rahatım diyorsun yani. O zaman şey yapmayalım, çok vakit Evet. kaybetmeden, sağa sola Dostoyevski'den bahsetmiştik bulaşmadan. zaten daha önce de. Dostoyevskiler, evet. Dostoyevskiler çok bahsedilmesi lazım da. Erhard Tın'dan notlarda orada Evet, yer biraz altından notlarda biraz bahsettik ama yani şimdi bahsettik. yeterli değil aslında bakma. Yani çoğu zaman bana yaptığımız şeyler, programlar falan böyle yeterli de gelmiyor. Ne yapalım? Nasipte ne varsa o çıkıyor şimdi. Her şeyi Aynen öyle. sonuna kadar böyle aklına da gelmiyor, insan unutabiliyor. Aynen öyle. Şimdi Karamazov kardeşleri şöyle ele alacağız. Önce bir özet sunacağız. Yani kolay olmayacak bir sürü karakter, bir sürü olay. Olaylar birbirine nasıl şey yapıyor, etki yapıyor belki onun üzerinde dururuz ama Kitabın kalınlığına göre bence karakter çok fazla yok. evet bir yüzyıllık yalnızlık değil diyorsun yani. Değil, evet. Evet. O zaman başlayalım. Başla. Önce bir özet. Şimdi birinci kitap diyor ki bir ailenin hikayesi. Bir yer var. Bir kere geçiyor zaten olayın geçtiği yer. Skotop-Rigonyevsk diye bir yer. Burası böyle bir taşrada bir yer. Böyle burada toprak ve mülk sahibi Fyodor Karamazov var. Karamazov ilginç bir kelime bu arada. Aslında Kara Mirzaoğlu'nun Rusçası bu. Kara Mirzaoğlu'nun Karabeyoğlu gibi. Biliyorsun Karadağlılar diye de bizde uyarlandı şey dizisi. Nasıl? Karamazov kardeşlerim mi? Hadi ya. Aynen. Tabii. Dizisi uyarlandı. Ondan sonra işte bu giriş bölümünde Fyodor Karamazov'la tanışıyoruz. O baba. Onun en büyük oğlu Dimitri var. Merhum annesinin mirasından payını almak için işte kente geliyor. Ivan var. Hemen onun ikinci numara yani kardeşi. Hem eğitimini tamamladığı için hem de Dimitri'nin eski nişanlısı. Eski nişanlısı da demeyelim de nişanlısı diyelim. Çok olaylar karışık. Katerina'ya o da bir nevi böyle bir kur yapmak için kentte. Alyosha, Alexey aslında. Bu arada yani kitapta Rusça cik cik ekleriyle yapılacak şey Alexey, Alyosha oluyor, Dimitri, Mitya oluyor gibi. Bunlar çok kafa karıştırmasın. Alyosha dediğim zaman Alexey yani. Alexey en küçük oğlan. Bu da kendisini Starets Zosima'ya adamış. Manastırda kalıyor. Bir şekilde her üç oğlan da kendilerini babalarından soyutlamanın yolunu bulmuşlar yani. Ya aman babamıza benzemeyelim de. Birisi eğitime kaçmış, Ivan. Ciddi bir şey okumuş, felsefe falan okumuş. Siyaset bilimci, köşede işte bir gazetede köşe yazarı. Diğeri askere kaçmış, en büyüğü zaten Dimitri. O da olmuş işte önemli bir rütbe sahibi o, elde etmiş. En küçük oğlan da kendini dine vermiş, manastıra kapatmış Zosima'nın yanına. Babalarından kaçan üç oğlanı tanımış oluyoruz böylece. Sonra ikinci kitapta artık yersiz bir toplantı dediği bir bölüm başlıyor. Ne oluyor? Manastıra geliyor bunlar. Birçok kişi şifa bulmak için zaten manastıra gelip biliyorsun Starets Zosima'yı ne yapıyorlar? Ziyaret Ha, ediyorlar, ziyaret akıl ediyorlar. alıyorlar. Aynen öyle. Ziyaretçilerden biri şey, Katerina Hohlokova, Evet. lisenin annesi. Kötürüm kızı da Liza mı diyelim, lise mi diyelim Lisa bilemiyorum. de. Liza diyelim, çok yabancı geliyor değil mi lise? Lise çok, ya hayır tam tersi, çok tanıdık geliyor. Lise deyince aklım başka bir Anladım. isim olmaktan çıkıyor. Lisa dersen bir şahsiyet olduğunu daha iyi kavrarım. Eyvallah. Liza işte hafif bir iyileşmeler görmüş. Onun teşekkürünü etmeye gelmiş. Liza bu esnada orada gördüğü Alyosha'dan bayağı bir hoşlanmaya başlıyor. Liza daha küçük ama 13-14 yaşlarında falan. Bir Karamazov ergen. evet. Karamazov ailesi
Staret Zosima'yı görmek ve özellikle de Fyodor yani baba ile üst şey büyük oğul Dimitri arasındaki para problemini çözmek için manastıra geliyorlar. Yani sizin aranızı Zosima bulsun gibilerinden bir şey olmuş. Toplantıda Dimitri ve babası kavga ediyorlar. Aslında çok ilginç yani tamam kurtuldu kavga diyorsun ama Fyodor Karamazov karakteri öyle bir şey ki dikine dikine gidip yani böyle cingal çıkartmayı seven, alemci, kadehlerde dibini vuran, sözünü şehvetli, hiç tartmayan, sözünü hiç tartmayan, şaklaban evet. Böyle bir tip. Yani gitmesi lazım oradan ama son anda karar değiştiriyor, giriyor, dalıyor, her şeyi böyle berbat ediyor. Sonra ayrılıyorlar manastırdan. Ondan sonra ardından bir şey mi diyeceksin? Orada Mitya böyle bir baba olmaz olsun. Bu adam neden yaşıyor ki? Bu öldürülmeli gibi bir şey söylüyor. Tabii tabii kavga ediyorlar orada zaten. Böyle bir şey, böyle bir şey başlıyor. Ya işte oraları çok böyle hızlı bir özet verip temaları tartıştığımızda oralardan belki şeyler çekeriz diye düşünüyorum. İşte ben de böyle düşünüyorum. Baba katilliği temasını konuşacağız mesela. Orada işte romanda başından itibaren bunu vermeye başlıyor. Tamam onu da gelince konuşuruz o zaman. Tamam ben devam eyvallah. Aldığın yerde. Ne yapıyor? Staret Zosima işte o bizdeki evliya diyelim. Veli. Ortodoks evliyası. Evliya da denmez, veli denir. Evliya velinin çoğulu nedir? Evet ama Gulat-ı meşhur, evet. Lugat-ı füsha'dan yedir efendim. Evet. O yüzden evliya diyeceğim. Ben. Evliya diyeceğim ben. Evet. Evlat dediğin zaman ne oluyor yani? O tamam çoğul ama yani ne yapacağız? Tamam seni mazur görüyorum. Çünkü koskocaman bir ansiklopedi var. Evliyalar ansiklopedisi ya. Diye bir ansiklopedi var. Ya. Ansiklopedi yazılmış. Lakin orada evliyanın zaten çoğul olduğunu, sonunalar gelmemesi gerektiğini. İşte yani. Orada bir sıkıntı olmuş. Evet, evet. Yani yine Ukrayna'ya selam olsun. Ukrayna'ya selam olsun. Zorla söyleyeyim hadi. Neticede Zosima Alyosha'ya diyor ki evladım diyor sen bu manastırdan ayrılmalısın. Senin yerin manastır değil. İnsanların içine girmelisin. Gibi bir şeyde bulunuyor. Alyosha'nın manastırda bir arkadaşı var. Rakitin adında. Evet. Evet. Fesadın önüne gideni, geride durmayanı. Aynen öyle. Bu da Staret Zosima'nın Karamazov ailesinde bir cinayet işleneceğini tahmin ettiği için toplantıda saygılı davrandığını falan söylüyor orada. Mitya'nın önüne eğilmişti, düşmüştü. Böyle bir sahne vardı. Evet, evet, evet. Anlayamamışlardı. Sonra onu. Şey yapıyor, yavaş yavaş kurguyu oluşturuyor. Üçüncü kitap zaten adından da anlaşıldığı üzere Şehvet Düşkünleri. Üçüncü bölüm diyorsun değil mi? Yok kitap. Kitap. Bölümler farklı. Bölüm. Ben şimdi bir tek kitap olarak okudum onu da kocaman. Tabii tabii. Ya, yok şimdi o nasıl tefrika tefrika yayınlandığı için. Evet. Böyle. Şehvet Düşkünleri bölümünde kitabında ya da öncelikle uşaklar Grigori yani Fyodor Karamazov'un o zengin toprak sahibi, mülk sahibinin Grigori ve karısı Marfa'nın hikayesiyle başlıyoruz. Bir de Lizevata'nın Pavel'i doğurması anlatılıyor. Lizevata kim? Şehrin deli kadını. Evet. Ve o evladı Pavel Smerdiyakov nasıl bu ikisinin şeyini nasıl söyleyeyim yetiştirilmesini üstlendiğini falan anlatılıyor. Çünkü orada da çok ciddi bir şey var. Muhtemel babası yine bizim Fyodor Smerdiyakov'da zaten Karamazov. Orada gayrimeşru oğlu gibi düşünebiliriz. Kimsenin öyle muhtemel. Muhtemel öyle herkes öyle biliyor ama evet. Kimse dile getirmiyor. Orada bir uşak olarak. Aynen öyle. Smerdiyakov. Evet. Burada işte Alyosha manastırdan ayrılıyor. Kendisini çağıran Katerina Ivanovna'yı görmeye gidiyor işte. O orada giderken yolda Dimitri ile karşılaşıyor. Dimitri diyor Alyosha'ya
Grushenka ile tanışmasını istiyor. Grushenka da yani bu baba ile oğlun arasını açan kadın. Grushenka. Bir ahu afet ki yani bu şehvet düşkünlerinin baba ile oğlun temel çatışma alanı Grushenka Evet, aslında. kadın Evet. zaten. Şimdi öncesinde de bazı şeyler var tabii. Neler var? İşte Katerina Ivanovna'ya gidiyor ya Alyosha. Yolda Dimitri'ye rastlıyor. Orada diyor Grushenko ile tanış. Sonrasında Katerina Ivanovna'ya git. Ve onunla nasıl nişan attın, ben nişanı nasıl attım ona, onu anlatıyor. İşte bir yarbayın kızı Katerina, çok namuslu bir tip. Başta Dimitri'nin flört girişimlerini görmezden gelmiş. Ama yarbayın borç verdiği parayı geri alamaması üzerine adam intihar edecek. Dimitri diyor ki ihtiyaç duyulan parayı ben veririm. Bir şartla. Heh? Bir şartla. Bir şartla. Evet. Nedir o şart? Katerina gelsin beni bir ziyaret etsin. Beni odamda görsün. Tamam mı? Bu şimdi kolay bir şey değil namuslu bir bayan için. Rus toplumunda özellikle. Evet, Ruslular da çok geleneklerine, özlerine bağlı toplum. Aynen. Aslında hani bu romanın yazıldığı dönem tam böyle modernleşme dönemi Rusya için. Bu arada onu da söyleyeyim. Odasına geliyor Katerina Dimitri'nin ve sadece parayı veriyor Dimitri. Hiç dokunmuyor Katerina'ya. Katerina'nın sevgisini bu şekilde de kazanıyor oradaki o soylu davranışıyla güya. Çok geçmeden Yarbay ölüyor. Hani Katerina'nın babası ölüyor. İki akrabası daha ölüyor. Bunun üzerine kendisine büyük bir miras kalan Katerina, Dimitri'ye borcunu ödemiş ve evlenme teklifi ediyor gidiyor Dimitri'ye. Teklifi kabul ediyor. Katerina ile nişanlanan Dimitri nişanlısından aldığı 3000 rubleyi ne yapıyor abi? Grushenka ile çatır çatır harcıyor. Gerilim bir şimdi yani. Gerilim bir. Buradan bir zaten başlıyor mesele. Ne yapıyor Grushenka ile? Kaçmak istiyor ama öncesinde gururuna yediremediği bir durum var. Katarina'dan aldığı borcu geri ödemesi lazım Dimitri'nin. Dimitri'nin en büyük sıkıntısı bu. Roman Kitap boyunca. boyunca. Evet. Onu ödemesi lazım böyle. Ya bu adamlar böyle gurursuz, onursuz falan gibi duruyor ama yeri geldi acayip onurlarını hiç Evet, ezdirmeyecekler. var öyle insan tipolojisi. Ama Dostoyevski insan psikolojisini çok iyi tartıyor, ölçüyor ve buna göre yazıyor. Ne yapıyor? Bu parayı babamdan alacağım arkadaş diyor yani. Git diyor Alyosha'ya, babamdan bu parayı al diyor. Ama Fyodor yani baba, o da Grushenka'yı elde etmeye çalışan bir tip. Yaşlı zampara, kart zampara. Dimitri ve Fyodor bu yüzden kavga ediyorlar. Dimitri babasını bir darp ediyor. Ondan sonra da evden ayrılıyor. Alyosha Katerina'nın yanına gidiyor. Orada bir de bakıyor ki Grushenko orada. Allah Allah. Diyor ki Grushenko ben zaten Dimitri'yi istemiyorum ki. Benim eski bir sevgilim var. Onu bekliyorum ben zaten. Diyor. O sevgilisine döneceğini söylüyor. Katerina bundan çok memnun oluyor. Katerina bu kadar minnettar kalınca Allah Allah. O da fikir değiştiriyor Grushenko'da. Bu kadar minnettar. Aslında orada İki kadının kavga etmesi yani Grushenka'nın bu şekilde memnun kalması Katerina'nın Grushenka'yı rahatsız ediyor. Neden? Ya, kötü kadının ben bana ne biçim davranıyorsun sen? Aslında orada acayip bir ters psikolojisi var ki onu sonra anlatacağız inşallah. Biz olayı böyle silme geçelim. Çünkü uzun meseleler. Alyosha buradan da ayrıldıktan sonra manastıra gidiyor. Stara Zosima'nın çok az ömrünün kaldığını öğreniyor da Alyosha daha sonra yolda kendisine verilmiş olan bir mektubu açıyor. Mektup kimden? Liseden demeyeceğim, Liza'dan. Liza ne yapıyor mektupta? Aşkını itiraf etmiş Alyosha'ya. Alyosha ile de evlenmek istediğini söylüyor. Kitabın birinci bölümü bu şekilde.
ikinci bölüm başlıyor. İkinci bölüm dördüncü kitapla başlıyor. Onun da başlığı şey, acılar. Bu bölüm ölüm döşeğindeki Staret Zosima'nın manastırdan ayrılmasının ve ailesinin yanına dönmesini bir kez daha tavsiye ediyor ya şeye, Alyosha'ya. Fyodor Alyosha'ya uzun yıllar sefahat içinde yaşamak istediğini söylüyor baba, küçük çocuğuna. Kadınlara para harcayacağım diyor, daha diyor kişisel yaşamda idari davranmam lazım. Çok diyor işim var benim daha. O yüzden diyor ki yani sana para mara veremem yani diyor. 3000 lira diyormuş, 3000 rubleyi veremem diyor. Sonra Alyosha yolda bir grup çocuğun 9 yaşındaki diğer bir çocuğu hırpaladıklarını görüyor. Olay bir tane değil tabii. Yani bir sürü olay var ama hepsi birbirine. Herkesin kendi hayatı var. Hayatının evet, akışı var. Aynen öyle. Yani o bin sayfa boşuna dolmuyor tabii. Ve çocukla konuşmaya çalışıyor ama çocuk ona taş atıyor. Bir de parmağını ısırıyor. Evet. Sonra da uzaklaşıyor. Katerina Hohlakova'nın yani lisenin annesinin yanına, Liza'nın annesinin yanına gidiyor. Yok, Liza'nın annesi diyorum, özür dilerim. Katerina işte. Katerina'nın yanına gidiyor. Yaralı parmağı için yardım istiyor Alyosha. Orada Liza ile karşılaşıyor. Liza yazdığı aşk mektubunu şaka yaptım. Seni saf çocuk falan diyor. Ya kitaptaki karakterler kadın olsun erkek olsun çok da ne yaptığını bilemeyen. Ama aslında bilen ama hayatın içerisinde hemen böyle fikir değiştirebilecek. Duruma göre böyle falso yapabilecek tipler. Yani o da öyle söylüyor. Alyosha ile konuşan Katerina Ivanovna Dimitri'den ayrılmayacağını söylüyor. Çünkü Grushenka ile evlense bile diyor Dimitri'den ayrılmayacağım diyor. Bunu Ivan duyunca diyor ki ben daha burada durmayayım. Çünkü Ivan da Katerina'ya. Aynen öyle. Yanık. Ivan da Katerina'ya yanık. Yani abisinin nişanlısına, eski ya da eski nişanlısına yanık. Ya tam Karamazov kardeşler, Yaramazov kardeşler yani bunlar. Öyle söyleyeyim. Demeseydin olmazdı. Ne, artık diyeyim ya. Daha bir sürü yaramazlık çıkacak da. Bir daha ben Moskova'ya gideceğim diyor. Bir daha da dönmeyeceğim diyor. Katerina Ivanovna daha sonra Dimitri'nin işte bir adam vardı. Şey, Snegiryov adında bir yüzbaşıyı dövdüğünü anlatıyor. Katerina Ivanovna Alyosha'ya. Ve diyor ki Alyosha al şu parayı diyor git yüzbaşıya götür diyor. İşte bari diyor adamın incinen gururunu birazcık telafi ederiz. Alyosha yüzbaşının yanına gidiyor. O gün parmağını ısıran çocuğu orada görüyor. Ilyusha. Evet. Şey bu ya işte babasını dövdüğü için bir Karamazov başka bir Karamazov'dan İntikamını almış çocuk güya. Ilyusha. Şeydeki karakterin adı da İlyas'tı ya çocuğun adı. Kış uykusunda camı patlatan. Nuri Bilge Ceylan bayağı iyi kotarmış buradan yani besbelli. Ilyusha, İlyas. O da işte babasını evden çıkartmak isteyen zengin. Tamam da yani çok belli. Çok çok demek... belli, çok hissettim ben. İzlerken hissediyorsun. Bilmiyorum ya yani. Benim aklıma geldi diyebilirsin ama çok belli. Evet. Neyse, Dimitri'nin yüzbaşıyı dövmesi nedeniyle Ilyosha'nın kendisine kızgın olduğunu anlayan Alyosha, yüzbaşıya parayı teslim ediyor. Başta seviniyor yüzbaşı ama sonra... Çok da fakirler. Çok da fakirler, aynen öyle. Sakat bir kızları var, hakeza. Ne yapıyor? En sonunda fikrini değiştirip parayı yere atıyor, olmaz olsun böyle şey. İşte şey, baba... Kış uykusundaki. En sonunda yakmıyor mu şeyde yani işte? Yani bu çok ekstrem bir sahne değil ki yani. Her şeyde olabilir böyle evet, bir sahne. Evet. Her filmde. Sonra Alyosha parayı Ivanovna'ya geri götürüyor işte Katerina'ya. Beşinci kitap işte Lehte ve Aleyhte. Evet. O da Alyosha yüzbaşı bu dayak yiyensine Giryov'la yaşadıklarını anlatmak için geri dönüyor. Ama Katerina Ivanovna'nın hastalandığını ve istirahat ettiğini öğreniyor. Onun yerine başından geçenleri Liza'ya anlatıyor.
Alyosha'nın şefkatinden etkileniyor bizim Liza. Yazdığı mektubun şaka olmadığını söylüyor. Alyosha da mektubu kalbine yakın tuttuğunu söylüyor. Ay ay ay, iki genç evlenmeye karar veriyorlar. Kitaptaki en tatlı ilişki bu ikisinin ilişkisi zaten. Niye? Orada da insanı öyle irite eden yerler var. Liza'nın şeysi, tavırları. Ama 13-14 yaşında beklenir öyle şeylerden. Yani orası öyle yaş gereği ama yine... Gencecik bekle. Yani böyle daha ne düşündüğünü zaten biliyorsun. Annesi de müsaade etmiyor buna çünkü. Çok küçük diyor. Evet. Bu evliliğe müsaade etmeyeceğim diyor. İşte Dimitri ile konuşmak için. Bu arada yani kitap Alyosha'nın mekik dokumaları böyle. Ona git, buna git, şuna. Arama buluculukları. Çok ciddi bir şey. Yani çünkü Stiles Rosima'dan da böyle bir şey aldı yani. El aldı. Islah edicilik yani, tamam mı? El aldı oradan. Evet. Ve herkes Alyosha'yı sayıyor, fikrine önem veriyor. Evet evet, Rosima'dan da. Güveniyor. Tabii, tabii, tabii. Senin yerin burası değil diyor ya yani böyle. Bir nevi yani şu git. Senin abilerini, babalarını, bunlar beş para etmez adamlar. Bunlara git adam et dermiş gibi. Aynen öyle. Bir lokantada buluşacak üç kardeş. Oraya gidiyorlar. Ama orada işte Dimitri'nin gelmediğini görüyor. İvan orada yalnız. İvan karakteri burada kendini artık tamamıyla gösteriyor değil mi? Evet. Dine ve yaşama ilişkin kötümser düşüncelerini orada anlatıyor. Büyük Engizisyoncu. Adlı bir hikayesini anlatıyor ona. Evet. Hikayede. Freud'un da bahsettiği, ele aldığı, psikanaliz açısından ele aldığı bir bölüm. Evet, evet. Ya çok muhteşem bir bölüm ama ya. Evet. Ya bir seferinde kitabın ortasından bölümlerinden bir tanesinde yine bu bölümle ilgili bir okuma yapmıştık seninle. Evet. Ne yapıyor? İşte hikayede Tanrı Mesih İsa dünyaya gelmiş, hı hı. Mucizeler gerçekleştirmiş. Daha sonra sorgu yoluyla yaşlı yabancının gerçek kimliğini öğrenen Engizisyon memuru tarafından hapsedilmiş. Yani dermiş ki bunun kim olduğunu ben gayet iyi biliyorum. Bu bizim düzenimizi bozmaya geldi. Hapsedin bunu. Engizisyoncu yabancıyı en sonunda serbest bırakmak zorunda kalıyor. Onu gönderiyor. Eğer Engizisyoncu istemezse de insanların asla onu kabul etmeyeceğine dair güvence vererek salıveriliyor yani. Ya bizim düzenimizi bozma kardeşim. Geldin yani biz seni ne kadar uğraştık biliyor musun seni kabul ettirmek için gibi. Kilise düzeni falan. Orası muhteşem orasını. Sırf orasını bulup okuyun. Yine okuyun yani. 1000 sayfa okuyamayacağım derseniz. Heh, evet. Orasını okuyun. Evet evet. Ve bunu anlattıktan sonra Ivan Alyosha diyor ki 6-7 yıl bir daha görüşemeyiz muhtemelen. Ben diyor Moskova'ya gidiyorum. Kal sağlıcakla kardeşim Alyosha. İvan toplanmak için eve gidiyor. Yani babasının evine gidiyor. Orada Smerdiakov'la konuşuyor. O sahne. O sahne. Diyor ki Smerdiakov, bak diyor bu gece diyor cinayet işlenebilir. Bence de sen diyor şu yakına bir yere git. Uzaklaşma. İşte Smerdiakov Grushenka ile Fyodor'u seçmesi halinde Dimitri'nin Fyodor'u kesin öldüreceğini. Yani babayı öldüreceğini söylüyor. Sonra da diyor ki işte ben de her an Sara nöbeti geçirebilirim. Geliyor yani diyor. Ben anlarım diyor yani. Saralıyor bu. Annesi de zaten deliydi. Evet. Biz tabii şeylerin annelerinden hiç bahsetmedik. Evlatların annelerinden hiç bahsetmedik. Çok gerek. Çok gerek. Yok ya. Belki konuşuruz ileride. Aman diyor ben diyor geçireceğim. Sen diyor uzaklaşma Smerdiakov buna bunu söylüyor. İvan'ı bir şüphelendiriyor ama... Öfkelendiriyor daha doğrusu. Öfkelendiriyor bayağı da. Çünkü bununla bu... Sen nereden biliyorsun cinayet olacağını? Hadi cinayet olacağını bildin. Şeyi nereden biliyorsun? Sara nöbeti geçireceğini. Hani onu bildin. Diğer görevlilerin uykulu olacağını, bir evet, şey alıyormuş. Yorgunu, evet, evet, evet. Bir şey alıyorlardı ne şu anda hatırlayamıyordum. O uyku halinde olup ilgilenemeyeceğini, bunların hepsini nereden bu kadar kesin bir şekilde söyleyebiliyorsun diye... Yaklaşıyor yaklaşmakta olan diyor evet. Smerdiakov. Ben diyor uyarıyorum. Ben diyor uyarıyorum sadece. Ama aslında işte sonradan anlayacağız onu. Hı. Hadi onu da sonraya bırakalım ki hı hı. Heyecanı kaçmasın. Tabii. Smerdiakov söyleyeceğini söylüyor yani sen diyor gitme. Bizimki ne zaten babası da demiş Ivan'a. Git demiş yani şurada işte yakınlarda bir yerde bir köyne. Neydi? Çermyaşnyahnyah evet, falan. Öyle bir köy var. Oraya işte git. Oraya bir uğra. Oradan işte
Yapılacak işler var, benim yerime onları yap. Tüccar ya aynı zamanda bu. Evet. Tam oraya gidecekken diyor ki, ben diyor Moskova'ya gidiyorum, lanet olsun, ne olacaksa da olsun falan. Yani orada artık şey yapmıyor. Hakikaten Smerdiyakov sara nöbeti geçirip merdivenden düşüyor, yaralanıyor. Babası o değil de işte hizmetçi, bahçıvan diyelim hadi. Grigori de beli tutulduğu için hatırla. Yataktan çıkamaz. Karısı da bir uykulu halde bir şey alıyordu öyle. O gün. Artık Fyodor savunmasız. Altıncı kitap. Altıncı kitap bizi bu gerilimli ortamdan alıyor, Zosima'ya götürüyor. Evet. Zosima'nın hayat hikayesini öğreniyoruz biz burada. Evet. Alyosha'ya kendi hikayesini anlatırken öğreniyoruz. İşte ne olmuş? Liberal görüşleri benimsemiş, annesini üzmüş küçükken bu evliya tipimiz. Hı-hı. Efendime söyleyeyim. Ağabeyi verem olmuş. Değil mi? Son aylarında etrafındakilere çok iyi davranmış o abisi. Hı-hı. Evet. Aslında normalde sevilmeyen bir tip ailede abi. Ama öleceğini öğrendikten sonra iyi davranmış. Bunun da kendisinin hayata bakışına önemli etkiler yaptığını söylüyor Zosima. Ondan sonra buna rağmen gençliğin etkisiyle umursamaz bir hayat yaşadığını söylüyor Zosima. Nedir? Askeri okuldan mezun olduktan sonra aslında önemli yerlere gelebilecek birisi. Sevdiği ama evlenmek istemediği bir kızın başka bir adamla evlendiğini duymuş, gitmiş adamı düelloya davet etmiş. Düello öncesinde ağabeyinin öğütlediği hayata uygun yaşamadığına dair fikirler belirmiş kafasında. Fark etmiş bunu, gitmiş rakibinden af dilemiş. Yani çok rezillik bir şey. Hem düelloya davet ediyorsun hem af diliyorsun. Tabii tabii. Ordudan ayrılmış, manastıra kapanmış. İşte Staret, Zosima insanların birbirini sevmesi gerektiğine dair sözler söyledikten sonra hadi bana eyvallah. Evet. Vefat ediyor, gidiyor, ölüyor. İkinci bölümde bu şekilde bitiyor. Üçüncü bölümün başlangıcı yedinci kitap Alyosha adında. Alyosha'yı anlatacak burada. Staret Zosima'nın naaşı defnedilmeden önce hazırlanırken vefat haberini duyan halk manastıra gelmiş. Bir mucize gerçekleşmesini bekliyorlar böyle. Ölünün evet, vücudu evet, üzerinden, evet. Cesedi üzerinden bir mucize. Aynen bekliyor. Öyle. Hasta olan yakınları da getirmişler bunlar. Hani böyle onları da iyileştirir belki falan diye. Ölünün başında toplanmış. Ama Zosima'nın bedeninin hızla çürümeye ve kokmaya başlaması üzerine etraftakiler nasıl huzursuzlanıyorlar. Ve bu durumun Zosima'nın evliya olma ihtimalini ortadan kaldırdığını söylemeye başlıyorlar. Tabii. Zosima'nın karşıtı olan rahiplere gel bir de. Evet. Kilise içerisinde bile, manastır içinde bile acayip bir iktidar mücadelesi. Zosima'nın ölüsü üzerinden başlıyorlar propagandaya. Ne oluyor? Rahipler birbirlerine düşüyorlar. Raketine gün doğuyor. Orada bir tane fitne daha yaşam. Fitne fesatçı. Ne yapıyor? Ha, fitne fesatçı değil mi? Çok da önemli bir tip değil ha. Yani, evet yani ama iyi laf evet. Taşıyor. Evet evet aynen öyle. Kovucu ya bildiğin. Alyosha'ya diyor ki perhiz dönemi olmasına rağmen sosis ye. Hadi biraz vodka iç. Alyosha'yı alıyor götürüyor. Hani perişan oldu ya Alyosha. Onun da bir şeyleri güvenim sarsıldı. Tabii acayip bir şekilde hem de. Sonra da perişan durumda görmekten mutlu oluyor onu yani böyle. Diyor ki Alyosha diyor şu Grishenko'nun yanına bir gitsene diyor ya. Bir de sen gör diyor yani. Çünkü Alyosha şeyde Rakitin'de Karamazov kanının kaynadığını o Grishenko'ya bir şekilde tutulacaklarını düşünüyor. Sizde evet Karamazov kanı var sizde ifadesi kullanılıyor kitapta. Evet çok aynen öyle. Grishenko zaten Alyosha'yı da baştan çıkarmaya çalışıyor. Orada onun o saflığını hedef alıyor. Ama Staret Zosima'nın ölümüne üzüldüğünü anlayınca oradaki konuşmalar işte ikisi içinde hüzünlü bir hale geliyor. Yaptığına pişman oluyor Grishenko. Sonra da Alyosha'yı teselli etmeye çalışıyor. Grishenko'dan daha sonra saf ve temiz gördüğü Alyosha'yı çürütebilmek için onu baştan çıkarmaya çalıştığını, yardım etmesi için de Rakitin'e rüşvet verdiğini
gençliğinde kendisini terk eden ve yakın zamanda ona geri dönmek isteyen bir yüzbaşının da dikkatini dağıtmak istediği için böyle yaptığını söylüyor. Olaylar olaylar. Olaylar olaylar. Herkes bir şeyler peşinde. Rakitin buna çok öfkeleniyor ama olan oluyor yani. Alyosha diyor ki seni affediyorum. Grushenka'yı da affediyor. İkisi de ağlamaya başlıyor. Grushenka kendisine dönmek isteyen yüzbaşıyla görüşüp ona veda etmeye karar veriyor. Rakitin öfkeyle evi terk ediyor. Manastıra dönen Alyosha insanlara sevgi ve şefkatle yaklaşmanın, onların hayatında olumlu bir etki yapabileceğini anlamanın mutluluğunu yaşıyor. Burada önemli olan şey zaten yani Zosima'da yaşadığı hayal kırıklığını kötü kadın Grushenka'da bulabilmesi onun ilginç bir şeydi yani. Buna değiniriz inşallah. 8. kitap Mitya yani Dimitri'yi anlatıyor. Dimitri öncelikle Katerina'ya olan borcunu ödemeyi, sonra da Grushenka ile evlenmeyi düşünüp dururken zaten zavallı Dimitri. Kitap boyunca. Ki bu planı bu yani. İhtiyaç duyduğu parayı elde edebilmek için babasının arsasının bir kısmını satmayı düşünüyor. Nasıl olsa zaten annemin mirasına da kondu bu diyerek. Ve işte belediye başkanı var bir tane. Tüccar. Kuzma Kuzmiç Samsonov. Samsonov. Aynı zamanda bu şey Grushenka'nın da veli nimeti yani. İlk başlarda Grushenka'yı bu kullanmış diyeyim hadi. Geçmişte ilişki yaşamışlar. Samsonov Dimitri'ye soğuk davranıyor. Yani bir insan nasıl aşağılanır bu kadar yani. Tamam o sahneler insanlık için çok dehşet verici sahneler ama doğru sahneler. Ya Dostoyevski adamsın kralsın adamı mahvediyorsun ya. Evet. Soğuk davranıyor ama Dimitri'nin o kadar yalvarmıyor. Allah'ım yarabbim. En sonunda işte tamam madem o kadar yalvardın ben sana yardım edeceğim. Git diyor işte Levagari diye bir adam var. Onu bul. Buraya git. İşte aslında bu adam Samsonov yani Levagari'nin Dimitri'ye yardım edemeyeceğini de gayet iyi biliyor. Dimitri'yi başından savuyor. Ve Dimitri hatta yani ders vermek istiyor yani bu kadar insan biraz adam olur lan falan gibilerinden. Evet onu oyalamak istiyor. Çok sarhoş adam. Onun beklediğini bulamıyor Dimitri. Ne yapıyor? Katerina Hohlakova'ya başvuruyor. Fakat Katerina alaycı biçimde onu reddediyor. Evet. Çaresiz bir... Altın ara falan diyordu. Evet ya. Git diyor altın ara diyor. Aynen öyle. Evet. Sana ben para veririm diyordu. Evet, evet. Altın ara. O ikimizin parası olsun. Ve ilginç bir şekilde adamın... Akıl veriyor yani. Evet bak. Hemen... Ama adamı yani resmen çileden çıkıyor. O parayı bulmak için yapmadığını bırakmıyor. Evet. Ve herkes... Yani it muamelesi yapıyor yani Dimitri'ye. Dimitri Grushenka'nın evine gidiyor. Onu evde de bulamıyor. Diyor ulan Fyodor'u görmeye, babayı görmeye gitti bu diyor kesin. Tamam. Öfkeleniyor bunu düşünüyor. Eline geçirdiği bir pirinç bir havan tokmağı. Havan eli. Havan eli. Evet. Havan tokmağı ya işte. Yani. Havan eli. Havan elini Fyodor'un evine onu alıyor. Fyodor'un evine gidiyor. Yani babasının evine gidiyor. Ama Grushenka'yı orada bulamıyor. Smerdiyakov'un Fyodor'un hayatından endişe etmesinden etkilenen Grigori yani bahçıvan diyelim. Dimitri'yi görünce çığlık atıyor. Dimitri de Grigori'nin başına havan eliyle vuruyor. Pekmezi dağıtıyor orada hayatın. Ve oradan topuk kaçıyor yani. Evet duvara tırmanıyor. Duvara tırmanıyor. Bu arada şeyi söylemedin ama onu da mı sonraya saklayacaktın? Baba Grushenka'nın geldiğini belli etmesi için şifreli birkaç mı? Aynen öyle. Yo unutuyorum canım o kadar uzun bir şey ki. Ben de bilemiyorum. Şifre var. Şifreyi de kaç kişi biliyor? Bir Smerdiyakov biliyor. Bir baba biliyor. Bir de şey biliyor. Grushenka. Grushenka biliyor. Ama Smerdiyakov Dimitri'ye bunu söylüyor. Dimitri ile Smerdiyakov arasındaki ilişki de çok çok ilginç. İlginç yani. Bir gerilim. Gerilim. Sürekli. Devamlı dövmek üzerine kurulu böyle tamam mı? Yani Smerdiyakov'u her an dövebilir yani bu. Evet. Çok da korkuyor Smerdiyakov Dimitri'den. Asker bir de hani böyle.
Öyle bir ilişki var. Korkuyor ondan ama nefret de ediyor. Bunların abisi bu, biliyorsun yani. Evet. Dimitri. Evet. Çok acayip bir gerilim ortamı var canım yani. Kitap boyunca ya. Kitap boyunca. Ben muhteşem bir kitap zaten de. Yani o gerilimi devamlı sürekli nasıl herkesin o kadar karakterlerin ayrıntısına giriyor ki. Herkesi tanıyorsun çünkü. Grushenko'nun evine gidiyor bizim Dimitri. Hizmetçisini sorguya çekiyor. Kızın eski sevgilisinin yanına gittiğini öğreniyor. Üstü başı kanlı tabii. Ha, üstü başı kanlı. Ne yaptığını bilmiyor bizimki. Ortada dolanıyor öyle. Evet, evet. Sonra Trifon Borisovic'in hanına gidiyor. Orada Grushenko'yu eski sevgilisi Polonyalı bir subayla Pane. Evet. Evet. Pane ile buluyor işte. Pane bu arada hani değil yoldaş gibi bir şey herhalde yani o. Bir deyim, bir şey. Adamın adı çünkü Musyalovic'ti. Diğer yanındaki arkadaşı da var işte başka bir tane. Bir de Kalganov diye birisi var orada. O da yine bunların akrabaları aslında. Karamazovların uzaktan akrabası. Bunları birlikte otururken görüyor. Yanlarına yanaşıyor. Yani var ya çok diken üstü bir şey, tamam mı? Acayip böyle gerilimli bir ortam yani. Üstü başı kan içinde bir de. Arkadaşça başlıyorlar sohbete böyle ama laf sokmalar, Dimitri, şeyler. Dimitri'de şey var ama o uşağı öldürdüğü zannı tabii, var. Tabii tabii tabii, çok kötü bir şey. Birisini öldürdüğünden bahsedip duruyor sürekli. Evet evet. Sorma. Yani Dimitri kendi kuyusunu yavaş yavaş kazıyor. Evet, diyor, öldürdüm birinin, evet, canına kıydım. Sonra işte aralarında böyle bir şey, şaraplar geliyor gidiyor, içiliyor, alem devam ediyor, Grushenko neşeli. Efendime söyleyeyim, ikisi birbiriyle tartışıyorlar, ediyorlar, kumar oynuyorlar, devamlı Polonyalılar kazanıyor. Bir de bakıyor ki Polonyalılar sahte, hileli kartlar kullanmış, bizimkisi devamlı kaybederken Dimitri. Böyle de bir durum işte, görüyorsunuz falan filan. En sonunda bir de Rusya'yı da aşağılıyorlar mı bu Polonyalılar? Hı hı. Dimitri'nin bir canını sıkıyor bu asker adam, öyle milliyetçi olur bunlar yani. Ondan sonra bu tartışmaya dönüşüyor ve bu adamı Grushenko'ya hakaret ettiğinde Dimitri onu alıyor bir odaya kapatıyor. Gördüklerinden etkilenen Grushenko Dimitri'ye aşık olduğunu anlıyor. Yani olur ama ya. O kadar güzel işte. Böyle anlatınca tuhaf gibi durmasın bak, tamam. Öyle güzel işleniyor ki bunlar. Dimitri buna çok seviniyor ama içinde bulunduğu zor durumu açıklama ihtiyacı hissediyor. Diyor ki o anda mekana gelen polisler Fyodor'u öldürdüğü şüphesiyle Dimitri'yi gözaltına alıyorlar. Ve 3. kitap burada bitiyor. 3. kitap diyorum. 8. kitap. 9. kitap ön kovuşturma. Bak şimdi Grushenko aşık olduğu adamın da aslında onun için parasıyla evleneceğinden dolayı. Evet, 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 evet. Bir de o da var. O da var. Onu da unutmayalım. Of, neler neler. Atlıyorum ha. İyi ki varsın. İyi ki okumuşum. Sonra Dimitri'nin tabancalarını rehin bıraktığı, bir de borç para aldığı bir tefeci Pyotr İliç Perhotkin var. Dimitri'nin yaptıklarını araştırmak için işte çıkıyor Grushenko'nun kaldığı eve. Gidiyor hizmetçisi, işte orada Fenya ile konuşuyor. Dimitri'nin havan tokmağını, havan elini hadi aldığını öğreniyor, ödünç aldığını öğreniyor. Sonra Perhotkin ne yapıyor? Katerina Hohlakova'ya gidiyor. Ve ondan borç para aldığını söyleyen Dimitri'nin yalan söylediği ortaya çıkıyor orada. Bunun üzerine emniyet müdürü Makarov'a gidiyor. Ve Fyodor'un öldürüldüğünü öğreniyor. Karamazovların evinde gürültüleri duyan Marfa, yani şey, Grigori'nin karısı, önce kocası Grigori'yi yerde kanlar içinde bulmuş. Daha sonra da Fyodor'un öldürülmüş olduğunu görmüş ve komşulara haber vermiş. Zaten Sara nöbeti. Sara nöbeti içerisinde. 2 gün boyunca Sara nöbeti geçiriyor Smerdyakov. Ağır bir nöbet geçiriyor. Ağır bir nöbet. Aynen öyle. Eve gelen yetkililer Fyodor'un kafasının kırıldığını ve parasının da çalınmış olduğunu görüyorlar. Tam böyle havan eliyle yapılmış yani, besbelli. Evet. Sonra doktor, işte yetkililerden doktor diyor ki Smerdyakov diyor 2 gün boyunca üst üste Sara nöbetleri geçirmiş. Allah Allah. 2 gün boyunca da Sara nöbeti mi geçirilir canım? Orada aslında ufaktan bir
itiraz şeyi geliyor. Bak şimdi aklıma şey geldi. Aralarında şifreli konuşma var ya. Bu şifreli konuşmanın sebebi de babası bu şifreli konuşmayı işte üç kişiye söylemesinin sebebi de öldürülmekten korkuyor oğulları tarafından. Yani bu aslında cinayetten önce de bir sürü işte bu oğlanlardan birinin ona, üç oğlundan birinin buna kastedeceği düşüncesi sürekli var. İhtimali sürekli var. Onu da antreparantez belirtmiş. Eyvallah. Doğru söylüyorsun. Baba aslında kendi şeyini güvendiği tek kişi Smerdiyakov orada. Evet. Babanın. Üç oğlundan birinin ne diyelim müstakbel katili olacağını düşünüyor yani. Makul şüpheliler, olağan şüpheliler bunlar yani. Ama Alyosha'dan da çok şüphelendiğini düşünmüyorum. Evet, Alyosha'dan. Onu doğru. Da ayırabiliriz. Dimitri'yle Ivan'dan Ivan, bir potansiyel var. Var yani. Evet, aynen öyle. Ne oluyor? Babasını öldürme suçundan Dimitri hayret tutuklanıyor. Hayret içerisinde ama. Lan ne alakası var falan. Yok ama yani son anına kadar onun yanında olacağını kim söylüyor ona? Grushenka. Yani orada çok ciddi bir şey aşk alevlendi. Hızlanalım. Herkes Dimitri'nin suçlu olduğuna inanıyor. Grushenka bile. Ivan öyle. Grigori'nin ölmediğini... Herkes daha okuyan bizler de öyle. Öyle. Grigori'nin ölmediğini ve iyileştiğini duyunca rahatlayan Dimitri bildiği her şeyi anlatıyor. Fyodor'u öldürmediğini söylüyor. Ama yetkililer delillerin Dimitri'nin aleyhinde olduğunu görüyorlar yani. Düşünmeyi bırak görüyorlar. Sorgu sırasında Fyodor'un kapısını açacağı şifreli tıklamayı yalnızca Grushenka, Smerdiyakov ve Dimitri'nin bildiği de anlaşılıyor. Çünkü Dimitri'ye Smerdiyakov söylemiş. Hı hı. Dimitri cinayeti Smerdiyakov'un işlemiş olacağını hiç ihtimal vermiyor en baştan. Ancak Fyodor'un para dolu zarfının boş olarak bulunduğunu duyunca dehşete kapılıyor. Zarfın yerini sadece Smerdiyakov'un bildiğini ve cinayeti işleyenin Smerdiyakov olduğunu söylüyor. Bundan sonra müthiş bir polisiye başlıyor yani. Evet. Sorguya daha sonra devam edilmek üzere ara veriliyor. Dimitri tutuklanıyor, hapishaneye götürülüyor. Üçüncü bölüm bitiyor, dördüncü bölüm başlıyor. Çocuklara giriyor burada. Kolya olarak bahsedilen bir tip var. 13 yaşında, Krasotkin. Hatırla. Bu bir yetim çocuk. Onu yetiştiren dul annesi işte oğlunun üzerine titremiş, derslerinde yardım etmiş. Öğretmenleriyle, sınıf arkadaşlarıyla bile iyi geçinen şefkatli bir kadın bu. Okulda kendisinden büyük çocukların saygısını kazanmak istiyor bu Kolya. Bir gün tren rayına yatmış, tren üstünden geçmiş, o müthiş bir cesaret örneği göstermiş. O boşlukta yatarak ezilmeden kurtulmuş ve diğerlerinin saygısını kazanmış bu şekilde. Ama annesinin dehşete düşmesi üzerine annesiyle olan ilişkisi giderek zayıflamış. Kolya bir gün arkadaşı Smurov'dan Ilyosha'nın verem olduğunu öğreniyor hayatım. Daha sonra konuştuğu Alyosha ise Ilyosha'nın muhtemelen öleceğini söylüyor. Bunun üzerine Kolya kendisinden 4 yaş küçük olan Ilyosha ile olan ilişkisini Alyosha'ya anlatıyor. Ne olmuş? Kolya diğer çocukların kötü davrandığını Ilyosha'ya sahip çıkmış ve iki çocuk iyi arkadaş olmuş. Ama Ilyosha bir gün Smerdiyakov'la tanışmış ve onun teşvikiyle Jüçka adında bir köpeğe eziyet etmişler. Ağzına ekmeğin arasına çivi koymuşlar. Ilyosha bu yaptığından hemen pişman olsa da Kolya bu harekete sinirlenmiş. Yani bu bildiğin şey yani zorba. Ilyosha'yı görmezden gelmeye başlayarak cezalandırmış. Bir gün diğer çocuklar Ilyosha'ya satışırken onu korumamış. Bunun üzerine sinirlenen Ilyosha da Kolya'ya çakısıyla yaralamış. Bu nedenle Ilyosha'yı ziyaret eden diğer çocuklara katılmakta tereddüt etmiş Kolya. Alyosha ile konuştuktan sonra Ilyosha'nın ziyaretine gidiyor. Ilyosha da biliyorsun o yüzbaşı, dayak yiyen yüzbaşının oğlu. İki haftadır yataktan çıkmayan Ilyosha, Kolya'yı iki ay sonra gördüğüne çok seviniyor. Kolya, Ilyosha'nın Jüçka'ya yaptığı eziyetin pişmanlığını hala duyduğunu fark edince kendisiyle birlikte bir köpek getiriyor. İşte aslında bunun Jüçka olduğunu söylüyor. Ilyosha'nın vicdanının rahatlamasını sağlıyor bu şekilde. Kral çocuk ya bu aslında yani baktığın zaman. Doktor geldiğinde dışarı çıkan Alyosha ve Kolya hayat üzerine sohbet ediyorlar. Alyosha da onunla böyle gayet güzel konuşuyor. Sosyalist olduğunu söylüyor Kolya, 13 yaşındaki çocuk.
insanlardan duyduğu hayal kırıklığını anlatıyor, mutsuz bir hayatı olduğunu söylüyor. Geldiği evin fakirliğinden iğrenen doktor ayrılırken umursamaz tavsiyeler verince Kolya ne yapıyor? Ne biçim doktorsun sen diye azarlıyor. İlyusha babası Nikolay oğlunun durumundan umutsuzluğunu anlayınca ağlamaya başlıyor. İlyusha babasına teselli etmeye çalışırken Kolya geri döneceğini söylüyor, evden ayrılıyor. Aslında bu kadar dağ gibi duran çocuk dışarı çıkar çıkmaz salıyor ağlamaya başlıyor yani. Oh, bunu niye, burası niye anlattı ya acaba Tolstoy? Ben de şu an onu düşünüyordum. Biraz daha paraya ihtiyacı vardı herhalde. Yok. Onu inşallah ikinci bölümde anlatacağım. Biraz daha Evet. yazıyı uzatalım falan mı dedi, ne yaptı? Sonra tekrar davaya dönüyor. Dimitri'nin tutuklanmasının üzerinden birkaç ay geçmiş. Alyosha ilk duruşmadan bir gün önce Grushenka'yı ziyaret etmiş. Dimitri'nin kıskançlıklarını anlam veremeyen Grushenka, Dimitri'nin kendisine değil Katerina Ivanovna'ya Aşık olduğunu. aşık olduğunu düşünerek üzülüyor. Hala hoşum. Zaten temel konulardan bir tanesi kıskançlık kitabın Kitapta. işlediği yani. Bir önceki bölümle ilgili aklıma şu geldi. Kitabın sonunu bir şekilde bağlaması gerekiyordu. Son bu sahneyle, cenaze sahnesiyle Evet. İlyosha'nın bağlanıyordu hatırlıyorsan. Tabii ama hatırlıyorum tabii. De Burada ne işimiz var? başka bir şeyler daha o sürprizli olsun bir sonraki Tamam, bölümde. tamam. Ben yine yazacağım ama müsaade etmeyeceğim. Daha sonra Katerina Hohlakova'nın evine gidiyor Alyosha. Liza'nın son günlerde tuhaf ve saldırgan davranışları. Saldırgan. Yani böyle bir şeyler. Öyle onu öğreniyor. Kendisini ve başkalarının başına gelmesini arzuladığı kötülüklerden bahsediyor Liza. Keşke başıma kötülük gelse. Bir çilecilik. Bir böyle kötü şeyleri isteme. Bela çağırıyor Liza. İvan'a da mektup yazmış. Git diyor Alyosha'ya ona ver bunu diyor. Yani neden mektup yazıyorsun ki sen şimdi gidip de İvan'a? Burada çok ciddi bir sorun var yani. Yine Liza karakterinde. Alyosha'ya veriyor bir de yani git ona ver diyor. O gittikten sonra bir de kapıyı kendi eline çarparak parmağını kırıyor. Sonra da Alyosha cezaevine giderek Dimitri ile görüşüyor. Dimitri pişmanlıklarını, hayattan beklentilerini anlatıyor. Ayrıca Ivan'ın kendisini hapishaneden kaçırmak için plan yaptığını söylüyor. Sonrasında Ivan'a giden Alyosha, Katerina Ivanovna da Dimitri'nin mahkemede zor durumda ama çok zor durumda bırakılabilecek bir mektup bulunduğunu öğreniyor. Ne bu mektup? Dimitri zamanında kafası kıyakken babasına bir mektup yazmış güya babamı da öldüreceğim de bilmem ne de. Bu Dimitri böyle umarsız davranışlarından dolayı başına gelmeyi Çok planlıyor çok zaten. aynen öyle. Bunu da göndermiş şeye Katerina'ya. Netice itibariyle Ivan cinayet gününden bu yana hastanede olan Smerdyakov'u ziyaret ediyor. Başta onu saray nöbeti geçirmiş gibi yaparak Fyodor'u öldürdüğünden şüphelense de konuştukça katilin Dimitri olduğunu düşünmeye başlıyor. Ancak Smerdyakov'u ikinci ziyaretinde uşak tarafından alaycı biçimde bir de değil mi? Evet. Tehdit edilince omzuna yumruk atıyor. Sen kim oluyorsun gibilerinden. Sonrasındaki konuşmada Ivan katilin Smerdyakov olduğuna emin oluyor. Ama Katerina Ivanovna'ya gidip Dimitri'nin babasını öldürebileceğini söylediği mektubu görünce yine kafası karışıyor. Bunun da çıldırası uğraşıyorlar Eve yani. eşikte. Heh. Üçüncü kez ziyarete gidiyor Smerdyakov'u. Fyodor'u öldürdüğünü söylüyor artık Smerdyakov. Orada işte Sen de biz biliyorsun, de ikimiz anlıyoruz. katiliz diyor Heh. hatta. Evet aynen öyle. Burada kim olduğunu şey yapıyor. Al diyor parayı da burada diyor. Al diyor parayı. Sonra diyor ki sen demedin bana ahlak yok, tanrı yok. İşte yoksa ben de böyle yaptım işte ne var yani diyor. Evet. Bu sohbetlerden senin bana anlattıklarından ben cesaret aldım da yaptım bu işi diyor. Sonra diyor o gün ben seni kaç kere uyardım? Gitme, 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 öldüreceğim. Abi, sen saf mısın bu kadar diyor yani. Nereden bilebilirim bunca şeyi diyor. Tabii ki de ben yapacağım için biliyorum diyor. Tabii ki yani. Babanın katili sensin diyor aslında hani. İkimiziz. Sonra işte gel diyor şeyde anlat bunu mahkemede Dimitri'yi kurdan reddediyor.
Ondan sonra dehşete dönüyor Yuvan, eve dönüyor. Kötüleşmekte olan sağlığında etkisiyle başlıyor halüsinasyonlar görmeye. Kitabın ikinci pik noktalarından bir tanesi de orada işte bir Faust anlatısı başlıyor ya. Şeytanı görmeye başlıyor çünkü şey. Evet. Yuvan'ın o şeytanla, kendi şeytanıyla olan konuşmaları muhteşemdir yani. Gerçekten muhteşem. Halüsinasyon neticesinde şeytan olduğunu düşündüğü bir sanrıyla konuşmaya başlıyor. Vicdani yükünü arttıran bu konuşmadan sonra Alyosha geliyor, Smerdyakov'un intihar ettiğini söylüyor. Asıyor kendisinde. Asıyor kendisini. O da zaten hastanedeydi yani. Evet. 12. kitap Adli Hata. Kentte, ülkenin geri kalanında, ondan sonracığıma bayağı bir ilgi çeken bir duruşma olmuş bizim Karamazov duruşması. Çok izleyici gelmiş, katılmışlar. Kadınlar Dimitri'nin beraatini, erkekler hüküm giymesini umuyor. Orada da var ya, ah dostayız, konuşacağız bunları hep. Dimitri'yi Rusya'nın ünlü avukatlarından birisi Fetikovich savunuyor. Duruşmada Dimitri cinayeti işlediği suçlamasını reddediyor. Grigori Rakitin, Sinegiryov, Trifon Bosorovic, bir sürü işte saydığımız karakterler. Yani o orada aslında geliyor, konuşuyorlar. Şey yaptığı, eli yüzü kanlıyken konuştuğu insanlar. Aynen. İşte doktorundan şey tut. Sonra savcı Ipolit geliyor, Krilovic. Ipolit. Evet. Avukat Fetikovic'in sorularını yanıtlıyorlar. Ivan Fyodorov'un işte kendisinin verdiği talimatla Smerdyakov'un öldürdüğünü söylüyor. Ama çalınan parayı da gösteriyor. Ne oluyor ama işte inandıramıyor kimseyi. Zaten halüsinasyonda görüyormuş falan. Bozulan sağlığı nedeniyle tutarlı cümleler kuramıyor orada. Bu yüzden de ciddiye alınmıyor. Bir de yani işte abisini kurtarmak istiyor diyorlar. Evet. Sonra Katerina Ivanovna histeri nöbeti geçiriyor orada. İfadesini değiştiriyor ve Dimitri'nin babasını öldürmekten bahsettiği mektubu. Haydi bakalım. İşler karışıyor iyice. İşler karışıyor, ortaya çıkarıyor. Oh, ne kadar gelgitli değil mi? Evet. İnsan ruhu kadar. Konu bir bütün olarak da öyle, karakterler de öyle. Aynen öyle. Ya yoruluyorsun kitabı ama çok keyif verici değil mi? Yani merak Yorulmak ediyorsun, şey yapıyorsun. Yorucu değil. Ya insanların böyle olması canını sıkıyor insanın ya, böyle söyleyeyim. Ama evet diyorsun, böyle yani, ne yapalım diyorsun yani. Onu da kabullenmiyorsun. Yani işte Dostoyevski okuyorsun işte. Evet. Grushenka ne yapıyor? Katerina'yı suçluyor orada. Mahkeme salonunda bir lambur lumbur, bir karışıklık. Ve görevliler sonuçta sükuneti sağlıyorlar. Savcı Kirilovich son sözlerinde Dimitri'nin Fyodor yani babasını öldürdüğünü, hangi sebeplerle öldürdüğünü hatta bir güzel anlatıyor. Katilin Smerdyakov olmasının mümkün olmadığını falan söylüyor. Ivan'ın gösterdiği paranın herhangi bir yerden gelmiş olabileceğini söylüyor. Fetikovic ise işte savunma avukatı cinayeti Dimitri'nin işlediğinin hala kanıtlanamadığını, çalındığı söylenen paranın da gerçekten var olup olmadığının bile bilinmediğini, evet, belirsiz olduğunu söylüyor. Jürinin karara verması için ara veriliyor. Salondaki hemen herkes beraat kararı çıkacak, beraat kararı, onu bekliyor. Bir saatlik aranın ardından jüri üyeleri geliyor ve Dimitri'nin suçlu olduğuna kanaat getirdiklerini söylüyorlar. Herkes şaşırıyor. Dimitri ve Grushenka ağlamaya başlıyorlar. Çok ciddi bir hüsran ve son söz Dimitri mahkeme kararının 2 gün sonrasında ateşli bir sinir nöbetine tutuluyor. Hapishaneden işte hastaneye götürülüyor. Alyosha duruşmanın üzerine 5 gün geçtikten sonra Katerina Ivanovna'yı ziyaret ediyor. Ivan odalardan birinde yüksek ateşte, bilinci kapalı bir halde yatıyor. Katerina da Ivan'a aşık aslında. Dimitri'nin hapisten kaçırılması için Ivan'ı hazırlamış olduğu planı Alyosha'ya anlatıyor. Daha sonra Dimitri'nin suçlu bulunması nedeniyle vicdan azabı hissettiğini söylüyor. Alyosha'nın Dimitri'nin Katerina'yı görmek istediğini söylemesi üzerine Katerina başta yanaşmıyor ama sonra görüşmeyi kabul ediyor.
Öbür taraftan Grushenka da niye görmek istiyorsun o kadını falan filan. Ondan sonra Katerina'nın geleceğini söylüyor. Dimitri hapisten kaçtıktan sonra Grushenka ile birlikte Amerika'ya gidecekler. Yıllar sonra Amerika vatandaşı olarak Rusya'ya dönecekler. Unutulmuş olacak falan filan, böyle planlar planlar. Katerina beklenmedik bir şekilde odaya giriyor. Dimitri'nin ellerini tutuyor ve her ikisini de, başkalarını sevseler de birbirlerini desteklemeleri istediğini söylüyor. O sırada Grushenka da odaya geliyor. Katerina'nın varlığından yine bu kadın nereden çıktı falan filan. Hala kıskançlıklar, hala o zor durumda bile. Dışarıya çıkıyorlar. Alyosha ve Katerina da çıkıyor. İlyusha'nın cenazesine gidiyor bizim Alyosha'mız. Çoktan geç kalmış. Arkadaşları var. Oğlunun işte o yüzbaşı dayak yiyen yüzbaşı oğlunun ölümünün acısıyla güçlükle başa çıkabilmekte. İlyusha gömüldükten sonra Alyosha çocuklarla konuşuyor. Cenaze gününde hissettikleri iyilik ve şefkati hayatlarının hiçbir döneminde unutmamalarını öğütlüyor. İşte Zosima'nın ağabeyinin ölümüne bir atıf burada. O kılıcısı Zosima da ağabeyinin ölümünden çok ders almıştı ya. Evet. Orada öyle bir şey yapıyor. Bir de çocuk çok geç gömülmesine rağmen hiç kokmuyor. Alyosha için Gündoğu'ya, yani o dini inanışını tazeliyor orada. İşte Alex'i geç kalmış olmasına rağmen onu onsuz götürüyorlar tabutta. İşte Zosima'dan beklediği mucizeyi Ilyusha da bulmuş oluyor. Böylece Alyosha, Alexey. İşte iyilik ortaya çıktı sonuçta diye kendini teselli ediyor. Aynı zamanda Alexey, yani Alyosha, insanlığın doğasında var olan iyiliğe olan inancı bu şekilde doğrulanmış oluyor kendince. İnanç tazeleyerek kitabı bitiriyor. Özet bu kadar. Bir sonraki videoda inşallah temalar ve yorum, inceleme, analiz yapacağız. Görüşmek üzere.